Alango mutlu günü. Pardon, siz kimsiniz? Yunus Eksik fanlarıyız. Yunus Eksik kim? Ateş yakmaya çalışan bir insan evladı. Peki Yunus ateşi yakamazsa ne olur? Hayır, yakacak. Tutuşturamadık. İyi akşamlar sayın seyirciler. Özgün Spor Servisi programına başlamadan önce sizden küçük bir özür dileyecek. Geçen hafta bize biri bilgi ulaştı. Hocam bir saniye. Kesin bilgi mi? Yunus ateşi yakmış. Yanlış bir bilgi ulaştı bize ve biz de o bilgiyi sizlerle paylaştık. Bunun için sizden af ve özür diliyoruz. Tuğ hocam ne düşünüyorsunuz? Ferhat'cığım böyle yalan yanlış bilgilerle insanları kandırmayacaklar. Yapmayacaklar öyle şeyler. Olmaz öyle. Videoda yok kendim yakacağım diyor. Ondan sonra sobaya değneğin ucunu deliriyor. Yok işte ben kendim yaktım, yok yakacağım. Yok malzeme yok. Bahane öğretmeyecek kardeş. Yunus! Sana sesleniyorum. Yunus, öncelikle ateşi yakamamanın temel sebebi nedir? Temel sebebi ben değilim. Bu kesin. Ben tamamen malzemelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar güç var, kuvvet var ama bir türlü yanmıyor. Ama daha konusu oldu bu. Yunus, sana sesleniyorum. Yunus! Benimle malla geçmeye başladılar, tepki vermeye başladılar. Ben de aynı şekilde onlara karşı tepkiliyim yani. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Yunus, yanlış hatırlamıyorsam zaman makinesiyle 2000 yıl öncesine dönsek ve makinamız orada bozulsa, orada nasıl yaşarız? Modern ve zeki insanlar olduğumuzu iddia ediyoruz. Ama ateş bile nasıl yakılıp bilmiyoruz söyleme üzerinden bu işe başladım. Sence günümüz insanını 2000 yıl öncesinde yaşayan insandan daha modern ve zeki yapan şey nedir? Ya ben günümüz insanların daha modern, gelişmiş ve zeki olduğunu düşünmüyorum. Yani elimizde makinaları, bilgisayarlar, videoları biz kullanıyoruz. Bu yani. Peki Yunus, en can alıcı soruya geldim. Bu ateşi gerçekten yakabileceğine inanıyor musun? Ben başladığımdan sonra zaten bir yola başladım. Yakabileceğime kesinlikle inanıyorum.